Selamün aleyküm arkadaşlar. Osmaniye Sumbaz rakım 250. Herkese selamlar, saygılar. Hayırlı günleriniz olsun. Yeni dikim fidanda e, sürgünler ne zaman teke düşürülmeli, ne zaman e, bağlanmalı her eklere. Onunla ilgili bilgi vereceğim. E, bu fidanımız e, yeni dikim bir fidan. Yani yeni gelişiyor. Öyle söyleyelim. Bu e, Yeni dikilmiş, sert kesilmiş ya da sert budama yapılmış fidanlar biraz daha erken patlıyor. Ya da bu çeşitle ilgili. Bundan birkaç tane var. Meynelisa bu normalde. Şu anda e, ne kadar? 40-50 cm'lere geldi. E, diğer ağaçlarımızda hiçbir uyanma yok. Şöyle göstermiş olayım. Uyanma yok ama bu yeni dikim tarzı olan. Bu aslında e, ne zaman dikildi? Geçen yıl dikildi. Bu ikinci sezonu büyümemişti. Tekrar budadık. Bu yılın sürgününe üç göz bırakıp budadık. Sonra patlattı. Şu anda 40-50 santim boyunda. Gördüğünüz gibi biz bunu artık kendini kurtaracak boya geldiğinde diğer yeni çıkan sürgünleri şuradaki keserek teke düşürdük. Yani yaklaşık şu kısmı serçe parmağınız kalınlığına geldiğinde 30-40 santim boyuna geldiğinde Teke düşürebilirsiniz. Teke düşürdükten sonra mutlaka hereklere bağlıyoruz. E, şu herek dediğimiz bu sopaya bağlıyoruz. Ve mutlaka iple bağlıyoruz ki rüzgar estiğinde bu e, tazecik sürgünleri kırmasın. Bu işlemi de yapıyoruz. E, arkadaşlar e, bu dönemde e, bu fidanlara azot ağırlıklı beslemeniz lazım. Fosfor ve azot e, ağırlıklı bir beslemeyle sürgünleri büyütmemiz lazım. Şimdi bu şeyde de bahçemizde de e, aslında yeterince de şey vardı. E, tozlayıcı vardı. Biz Meynelisa ve Iverto da ekledik. E, onları da ekleyerek e, tozlayıcı çeşitlerimizi çoğalttık. Bu çeşitimizde de Meynelisa diye diktik de inşallah Meynelisa'dır. Çünkü çok e, neredeyse yerlerden daha erken tomurcuk patlattı. Belki e, yeni olduğu için e, bölgeye ve iklime uyum sağlama e, durumundan dolayı e, erken tomurcuk patlatmıştır. Ama şu anda tomurcuk patlamış durumda ve 40-50 santimlere geldi. Bunları bağlayacağız arkadaşlar. ve bakteri yanıklığa karşı ilaçlamamız lazım. Bakın şu kısımlarda atraknoz zararı görülüyor. Atraknoz olmuş. E, ama e, biz e, sadece bunun için yani 2-3 tane fidan için ilaçlama yapamayız. E, diğer fidanlarımıza da ağaçlarımıza da ilaç atarken buna da ilaç atarız. E, bu bu sıralar Türkiye geneli aşırı yağışlı. Aşırı yağışlı zamanlarda atraknoz ve bakteriyel yanıklığa karşı önlem almanız lazım. İlaç kullanmanız lazım. E, yani bakırlı ilaçlar olabilir. E, iyice bakıp yani şey yapıp neredeyse 3-5 güne bir her yağmurdan sonra ilaçlama yapılsa iyi olacak. Arkadaşlar yeni dikim fidanla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Ota dikkat edeceğiz. Bizim burası görüldüğü gibi sıra üstleri nispeten şöyle göstereyim. Ot daha az ama sıra araları ot zaten artık olgunlaşmış tohumunu da dökmüş yaklaşık 1 metreyi geçmiş. Bu kısımda biraz daha az ot var ama genel itibariyle otu bıraktığınız zaman uçup gidiyor. Otla mücadelenizi yapacaksınız. Biz bu küçük fidanların etrafındaki otları temizliyoruz. Büyük fidanlara da şey yapacağız. Şimdi damlamayı düzeltiyorum. Kuyruk şeklindeydi. Bunu halka şeklinde dönüştürüyorum. O sırada gördüğüm otları da çeke çeke gidiyorum. Bizim tavsiyemiz yani işçilikle, elemeyle şey yapmanız, otla mücadele etmeniz yani ot ilacını çok tavsiye etmiyoruz. E, kanyaş ve ayrık için ayrıca ince yapraklar diye geçen ot ilacı var. O belki kullanılabilir. yaş burada gördüğünüz gibi şu gördükleriniz yaş. artık basmış tarlayı. Her taraftan çıkmış. Onlar için kullanılabilir ama e, e, total herbisit dediğimiz e, yani bütün yeşil kurdan ya da mezarlık ilacı denilen total herbisit e, çok önermiyoruz. Çünkü randop var mesela Amerika'da falan yasaklandı artık. Avrupa'da yasaklandı. Randop gibi yani insanın genetiğini bozan veyahut hatta insanda kalıcı etkiler bırakan ilaçları çok da önermiyoruz. Kullanmamaya çalışın. Yani 3-5 kuruş belki fazla gider ama sağlığınız şeyden ne diyeyim o tülacı kullanmaktan çok daha önemlidir. Bir yani belki Ota yetişemezseniz imkanınız varsa işçi çağırıp çapalatmak daha iyi e, ya da maçlamak maçlama videoları çekmiştik maçlama yaparak da otla mücadele edebilirsiniz en güzel maçlama yapmak e, ya yani şeyler e, total herbisitler e, az önce söylediğim gibi e, topraktaki organik maddeyi de öldürüyor e, bitkide bitkiye ve bitkiye geçiyor bitkiden insana geçiyor e, kalıntı bırakıyor bu yüzden zaten Avrupa'da Amerika'da yasaklandı randup gibiler. Bizler de mümkün olduğu kadar kullanmamaya çalışacağız. Siz de buna dikkat ederseniz daha iyi olur. Çevre ve insan sağlığını önemsemek zorundayız. İlaç kullanıyorsak bile bunun çevre ve insana en az zararı olabilecek şeklini kullanmak zorundayız. Neçede hepimiz bu dünyada yaşıyoruz birbirimize zarar vermememiz lazım. Şimdi doğal organik deyip satarken her türlü ilacı kullanıp sonra doğal organik diye satmak da çok dürüstlük olmaz. Yani tabi bu cevizlerde diğer taraftan hiç ilaç kullanmamalı mıyız Organik tarımla ilgili eğer profesyonel uygulamalar yapabilecekseniz o zaman tamam ama saldım çayıra mevlam kayra hesabıyla bir şeyi organik tarım yapmaya çalışıyorsanız olmaz. Organik tarımda kullanılan gübreler ve kendine mahsus ilaçları var. Onları kullanarak gerçek manada organik sertifikası alarak organik tarım yapabilirsiniz. Ama hayvan gübresi dökmekle e, ilaç hiç ilaç, gübre kullanmamaya çalışmakla organik tarım olmaz. İç kurdu için mesela böcekler var. O böcekler, arılar var. Onları bırakıp onlarla mücadele edilebiliyor. Yaprak bitleri, pireler için ayrı böcekler var. O tür bir organik tarımı tavsiye edebilirim ama şey de yani hiçbir şey yapmayıp sadece hayvan gübresi dökmek organik tarım değil. Bu da bilinsin organik tarımla ilgili bu tür kısa bir, bir bilgi vermiş olayım. Şimdi işte arkadaşlar kısaca Konumuzu özetleyecek olursak, artık bu boya, şu tekrar göstereyim bu fidanın boyunu, artık yeni sürgün 40-50 santim boyuna gelmiş durumda, bu boya'yı ulaştıysa, artık teke düşüreceksiniz. Bakın kestiğim dalda orada herendiminde artık kuruyor. Teke düşüreceksiniz ve hereye bağlayacaksınız tek sürgün olarak 2 metrelere 3 metrelere uzatmaya çalışacağız. Ondan sonra dilediğiniz gibi budama şekliyle şey yap devam edebilirsiniz. Artık hangisi kafanıza yatıyorsa modifiye lider mi olur başka bir çeşit mi olur. Ona kendiniz karar vereceksiniz. Ama bu ilk dikimden itibaren yapacağınız ilk işlemlerden birisi e, yeterli boya geldiği zaman teke düşürüp tek sürgün olarak devam ettirmek. Tek sürgün olarak devam ettirmezseniz her biri 70-80 cm'de belki 1 metrelerde kalır. Belki o kadar da gitmez. Sonra hiç gelişim durur. Onun için teke düşüreceğiz ve tek sürgün olarak 2 metre 3 metre, metre geçip e, gelecek Mart'ta budama yaparken ona göre hangi budama şekliyle devam edeceksek ona göre tepesini vurup devam ettireceğiz. Arkadaşlar Osmaniye Sumbas'tan herkese selamlar saygılar. Başka videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.